Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında sizlerle birlikteyiz efendim. Evet, bugün yine dolu dolu bir program sizleri bekliyor. Özellikle girişimler konusunda. Girişimler konusunda böyle buraya konuk etmekten büyük keyif aldığımız Hakan Bey'e merhaba diyelim. Fon Bulucu kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız hattımızda. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir süre ara verdik, görüşemedik. Bir evet. Zaman geçti ama siz bu arada durmadınız. Bomba gibi gitti Fon Bulucu. Çok yakından takip ediyorum ben de. Hatta programda da sık sık sizlere neler yaptığınızı anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce biliyorum, ama sizin ağzınızdan dinlemek çok güzel olurdu. 2022 yılı bomba gibi geçti gibi görüyorum rakamlarınızdan. Evet, aynen dediğiniz gibi. Hatta Twitter'da ben bu yayını paylaşırken girişimci dostu Serhat Bey'e konuk olacağız. Evet. Sizin de çok büyük katkılarınız var. Onun için de teşekkür ederim. 2022'ye çok iyi başladık. Çok da iyi gidiyor şu anda. Evet. Yani 2022 yılında fonlama deyince 100 milyon üstüne çıktınız değil mi efendim? Şu an 130 milyona doğru ilerliyoruz. Tabii burada sadece fonlama değil, fon talebi de inanılmaz rakamlara ulaştı. İsterseniz hemen birkaç bilgi paylaşayım. Lütfen buyurun. Şimdi tabii 2022'ye biz geçerken tabii 2021'in yarısını aslında başlamıştık. Çünkü Nisan ayında lisansımızı almıştık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan. Hemen Mayıs ayında da ilk kampanyamızı yayınladıktan sonra, girişimleri finansmanla buluşturduktan sonra adım adım tabii evet. ilerledi. Fakat bütün hedefleri biz 2022 ve 2023 yılı için kurgulamıştık. Hem girişimciler tarafından hem de yatırımcılar tarafından harika bir teveccüh gösterildi platformumuza. Şu anda 1.8 milyar liralık bir fonlama talebi aldık. Toplamda 2864 girişimci başvurusu söz konusu bu kadar rakamı oluşturacak. Tabii 30 bin civarında bir sisteme katılım oldu. Bir bir başladık işte 30 binler. İnşallah yıl sonu 50 binleri de göreceğiz. Tabii bu süre içerisinde de 127 milyon liralık bir fonlamayı başardık. Toplam 55 tane girişim yayınladık. Bunların 41 tanesi, ki bugün de hatta arkadaşlar espri yapıyor 41 kere maşallah diye, 41 girişimi evet. istediği finansmanla buluşturduk. Rakamlarımız şimdilik böyle ama esas başka konularda bazı açılımlar gerçekleştirdik. Bugün de konumuz herhalde o olacak. Buraya kesinlikle. Kadar vermiş olayım. Vallahi bunlar tabii rakamsal büyüklüklerde ne oluyor ne bitiyor hani şey yapabilmek. Sizin de söylediğiniz gibi aslında sizin yarattığınız sistem sizin onlara sunduğu insanlara sunduğunuzdan çok daha fazla, çok daha büyük teveccüh görüyor. İnsanlar size ve yarattığınız firmalara, oraya getirdiğiniz firmalara daha çok yatırım yapmak istiyorlar. Çok bariz bir şekilde rakamlardan gözüküyor bu. Özellikle ben bu rakamları sizden duyabilmek istedim. Şimdi biraz daha sizin yeniliklerinize doğru gelelim isterseniz. Serhat Bey, aslında biliyorsunuz kitle fonlaması inanılmaz iyi bir araç. Türkiye'de regülasyonun tamamlanmasıyla beraber aslında bu aracı birçok alanda kullanabileceğimizi de fark ettik. Öğrenerek de gidiyoruz bu arada. Tabii startup dediğimiz, scale up dediğimiz böyle hızlı ölçeklenebilir girişimlerin yanında özellikle finansmana ihtiyacı olan tarımsal üretim, tarım teknolojileri, hayvancılık, et süt üretimi, üretim teknolojileri, hatta su ve sıvı gıda üretimi ve bunun teknolojilerinin de aynı şekilde kitle fonlamasıyla fonlanabileceğini gördük. Bunun için de bir Fontar isimli bir açılım gerçekleştirdik. Hemen bir girişim sermayesi yatırım fonu kurmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduk. Fontar girişim sermayesi yatırım fonu ve devamında da bunun ilk açılımı olarak aslında ihracat potansiyeli son derece yüksek olan ve pazar problemi olmayan kuşkonmaz üretiminden başlamak istedik. Zaten sizden hemen sonra da onları da yayına alacağız. Bizzat onlardan da bunun hikayesini dinleyeceğiz. Sizden böyle bir teaser almış olalım. Evet, ilginç bir hikaye var orada aslında. Burada çünkü amacımız tarımsal üretimin, teknolojik tarımın, tarım teknolojilerinin de finansmana ulaşması gerekiyor ki son dönemlerde hepimiz yaşıyoruz, artık neredeyse fiyatlar ulaşılamaz duruma gelmeye başladı.
Bunun tabii ki geri gelmesini beklemiyoruz ama ulaşılabilir fiyatlar için üretimin artırılması gerekiyor. Biz de orada kendi üzerimize düşeni yapmak için bir yola çıktık ve gerçekten inanılmaz sonuçlar elde ettik burada. İlk çıktığımız kitle fonlama kampanyası tarımsal üretimde %400 talep gördü. Demek evet. ki yatırımcılar da aslında düşündüğünüz zaman tarımsal üretime, hayvancılığa yatırım yapmak istiyorlar. Buradan o sonuç da çıktı. Geleceğini çok rahat görebiliyorlar. İyi bir başlangıç yaptık. Şimdi ilerliyoruz bakalım. Daha da yeni girişimleri yatırım turuna çıkmış olarak göreceksiniz. Ama burada bir şeyin altını çizmek lazım. Sizin de çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Burada kitle fonlaması sistemi iki şeyi çok iyi sağlıyor. Biri kapsayıcılık. Gerçekten girişimciyle yatırımcı neredeyse birebir görüşebiliyor bu sistemde. Ve birbirlerine büyük katkı sağlıyorlar. Haliyle hem girişimci tarafında hem de yatırımcı tarafında müthiş bir finansal kapsayıcılık söz konusu. İkincisi de bu hep konuştuğumuz hani sermayenin, yatırımların tabana yayılması konusu vardı ya. İşte onu evet. kitle fonlaması müthiş bir araç olduğu sağlıyor gibi görünüyor. Milyarlık rakamlara çıktığımız zaman ki 2023'te bunu çok rahat görebileceğiz. Gerçekten müthiş bir etkisinin olduğunu istihdama, üretime hep beraber şahit olacağız Serhat Beyciğim. Peki Hakan Bey, özellikle iki sorum var burada. Hani hep sizi yakından takip ederken kafama takılan sorular bunlar. Ya acaba regülasyonlar vesairelerde biraz daha böyle bir sünme durumu söz konusu olsa mı? Çünkü sizin her çıktığınız, her anlattığınız şeyde yani böyle birebir sermaye almıyorsunuz. İşte son örnekte %400 üstüne çıkan bir sermaye verme isteği var, yatırım isteği var. Acaba bunları büyütmenin bir yolu yok mudur? Var, dediğiniz doğru. Bu noktada da aslında bir teşekkür de etmek lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de regülasyonlar sizinle daha önce de konuşmuştuk. Birçok evet. noktada gelişmenin önünü kapatır. Kitle fonlaması mevzuatı bunun tam tersi gerçekleşti. Aynı güzel. Sermaye piyasası kurulu geliştirme noktasında da zaten yayınladıktan sonra 2019'da ilk tebliği 2021'de değiştirdi. Şimdi yeniden çalışmalar yürütüyoruz beraber. Çünkü saha verileri ile beraber aslında mevzuatın da gelişmesi gerekiyor. Bu noktada da şu anda üst limitimiz 20 milyon evet. lira. En fazla fonlama yapabileceğimiz tutar. Fakat bu da adım adım geliştirilecek. Belki de birçok sektörden daha şanslıyız. Çünkü Sermaye Piyasası Kurulu'yla bu noktada çok yakın çalışıyoruz. Ve isteklerimizi geliştirilmesi gereken alanları çok net anlayıp bize yardımcı oluyorlar. Bu da ülkemizin özellikle girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde bir kurumun üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı anlamını veriyor. Onun için dediğiniz doğru, geliştirilmesi gereken çok alanımız var. Ama bu noktada hiçbir tedirginliğimiz yok. Hatta küçük bir şey de söyleyeyim size. Özellikle 2013 yılında mevzuatı çıkan Melek Yatırım ağlarıyla bireysel katılım yatırımcılığıyla ilgili mevzuatı da değiştirmek için yola çıktık. O noktada da Hazine ve Maliye evet. Bakanlığımız bize çok yardımcı oluyor. Haliyle melek yatırımcılığı kitle fonlamasıyla nasıl entegre edebiliriz? Yatırımcılara nasıl bir bu noktada biraz daha sisteme dahil olmaları için vergi istisnaları, avantajları sunulur? Bunlara çalışıyoruz. Bu noktada çok sevindirici aslında bizim tarafta haberler. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi yine sizin anlattıklarınızdan ve size olan takibimden kafamda oluşan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi mesela siz bir fon bulucu olarak ortaya çıktınız ve birçok kuruma fon sağladınız. Onların daha iyi bir yere gitmesini sağladınız. Peki bunların içinden sizin şu anda yaptığınız gibi dikeyler çıkartmak daha mı doğru? Mesela bir sağlık dikeyi, tarım dikeyi vesaire gibi bir alt dikeyler çıkmalı mı, yoksa hep böyle bir büyük şemsiye halinde mi devam etmeli? Şimdi içini siz çok iyi biliyorsunuz. Her gün onlarca yüzlerce girişimle siz bizzat konuşuyorsunuz. Bunu ben biliyorum. Bu anlamda hani sizin söyleyeceğiniz şeyler çok önemli. Bu çok aslında güzel bir noktaya değindiniz. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Çünkü platforma başvuran girişimlerin yine mevzuat gereği üretim ve teknoloji faaliyetinde olması gerekiyor veya
diyebiliriz araya. Şimdi burada tabii her türlü girişim başvuruyor. Bu girişimlerin kendi içerisinde farklı dikeylerde bir arada çalışması noktasında da bir çalışma yapıyoruz biz. Buna Başaranlar Kulübü diyoruz biz. Çünkü finansmanı temin etmeyi başarmışlar. 41 tane girişim aslında içinde de birbiriyle işbirliği yapabilecek girişimler var. Fakat önümüzdeki dönemde özellikle 2023'ün ikinci yarısında biz belki ilginç şeylerle karşınıza gelebiliriz fonlarla. Çünkü ciddi şekilde bir finansı almış artık uçuşa başlamış diyeyim tam tabirle ölçeklenmeye başlamış girişimleri de bir arada fonlar şeklinde sunabileceğiz. Yani yatırımcı diyecek ki ben sağlık girişimlerinin bir arada olduğu bir fona yatırım yapmak istiyorum veya işte tarım girişimlerinin bir arada olduğu bir fona yatırım yapmak istiyorum diye. Çünkü burada bazı yatırımcılar Serhat Bey doğrudan girişime yatırım yapmak yerine bu portföyü kendisini takip etmek yerine fonlara yatırım yapmak istiyor ki son dönemde biliyorsunuz Türkiye'de girişim sermayesi yatırım fonlarında bir kuruluş patladı. Tabii ki. Evet. Şu an aslında çok araç var girişimcinin finansmana ulaşacağı. Ancak bu araçların bir arada çalışması gerekiyor. Belki burada biraz daha geliştirme yapmamız lazım diye düşünüyorum açıkçası. Fakat 2023 çok daha güzel haberlere gebe. Ben bir de sizi sevindirecek iki haber de söyleyeyim vaktinizi çok almadan. Ne güzel. Estağfurullah. Bir yıl olmadan bazı girişimlerimize yurt dışından exit teklifleri gelmeye başladı. Bu da aslında finansmanın bir girişime sağlandıktan sonra onun görünürlüğünün artırılmasıyla birlikte platformumuzda ne kadar hızlı bir gelişme olacağını da gösteriyor. Şu anda Cranio Catch isimli harika bir girişimimiz var. Yapay zeka üzerinde dişinizin filmlerini analiz eden ve Fransa'dan bir unicorn'dan teklif aldı. Exit teklifi görüşmeler devam ediyor. Yatırım alan girişimlerimiz oldu bizden sonra. Dolayısıyla burada girişime biz finansmanı sağladıkça yatırımlar arttıkça ülkemizde bu üretimin istihdamın çok fazla arttığını çok hızlı bir şekilde arttığını hep beraber göreceğiz. Vallahi siz lastiğin ilk turunu döndürdükten sonra gerçekten gerisi geliyor. Ama şimdiye kadar kimse bu şeye araçlara omuz vermemişti. Siz bunu iyi başlattınız. Tabii devletin de verdiği onaylarla çıkarttığı şeylerle, regülasyonlarla beraber. Dört gözle sizi takip edeceğiz efendim. Ne yaparsanız dediğim gibi hep yanınızdayız, arkanızdayız. Nerede isterseniz oradayız biz. Sağ olun. Sizin ne kadar girişimci, ekosistemi dostu bir insan olduğunuzu da biliyorum. Bu noktada Sputnik de her zaman bizim yanımızda oldu. Çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. Hep beraber daha güzel şeyleri daha hızlı gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Fon bulucu, kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız'la konuştuk. Şimdi Hakan Bey'in de az önce anlatmakta olduğu firmayı ben hemen sizlerle tanıştırmak isterim efendim. Ne oluyor, ne bitiyor size direkt onların ağzından anlatmak isterim. Sparga 1 Yönetim Kurulu Başkanı Osman Dağlı hattımızda. Merhabalar Osman Bey. Merhaba Serhat Bey. Merhabalar efendim. Yani Hakan Bey sizin hikayenizi böyle bir küçük teaserlar şeklinde verdi. Gerçekten de böyle müthiş bir çıkışınız var. Çok enteresan şeyler. Sizi tanıyarak başlayalım. Sparga ile tanıyarak başlayalım şimdi öncelikle. Ben öncelikle Serhat Bey size ve Sputnik Radyo'ya teşekkür ediyorum. Bu girişimin realize olmasında radyo olarak sizin de payınız var. Çünkü ben Ocak veya Şubat ayı gibi o hikayeyle başlayalım isterseniz. Maslak civarında trafik çok sıkışıktı ve ben sürekli trafikte Sputnik dinliyorum. O sırada gene böyle bir Hakan Bey'le sohbetinize rastladım. Crowdfunding'i anlatıyordu. Yol boyu açılana kadar da dinledim programınızı. Gene böyle 12 gibi falandı saat herhalde sizin programınızdı. Hep fintechler, blockchain'ler, işte yazılım programları, o tür girişimler konuşuluyordu. Ben de toplantıya yetiştim. Aklımda tuttum Hakan Bey'in ismini ve kendisine mesaj attım akşam. Dedim ki siz dedim gerçek bir üretim projesi, crowdfunding projesi haline getirmek ister misiniz? Hemen döndü Hakan Bey. Aa, çok ilginç, ne üretiyorsunuz falan, tarımsal üretim.
oradan başladı. Yani Sputnik Radyos vesile oldu aslında bizim Hakan Bey. Ay harikaymış. Bizim tam olarak yapmak istediğimiz şey buydu. Denk gelmişiz yani, süper olmuş. Yapmak istediğimiz şeyin birebir örneğisiniz siz Osman Bey. Evet, biraz Sparga'dan bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Biz uzun yıllardır kuşkonmaz tarımı yapan bir firmayız. Kendi doğal akışında çevremizdeki yatırımcılarımızla kuşkonmaz üretimi yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii yurt dışında belli bir pazara hitap edebilmeniz için öncelikli olarak özellikle taze sebze ve meyvede böyledir. Belli bir tonajı tutturmanız lazım. Yani yabancılarla oturduğunuz zaman masaya gelen talepler çok yüksek. Evet. Türkiye'deki üretim de çok düşük olduğu için biz bir türlü istediğimiz şeyi yapamadık. Her yere ihracat yapıyorduk ama hep istenilenin onda birini gönderebiliyorduk. Hani gönderdiğimiz işte uzak doğu pazarları olsun, Avrupa olsun, diğer çevre ülkeler olsun, Rusya olsun. Hep işte 10 ton isteyene 1 ton, 100 ton isteyene 2 ton falan öyle gönderiyorduk. Maksat oraya hani bayrağımızı dikmek, kuşkonmaz ilk defa Türkiye'den gidiyor olayını yapmak. Onun üzerine bir ani bir büyüme şeyi var. Talep de çok yüksek olduğu için bu büyümeyi fon bulucuyla bir formül üzerinde konuştuk ve realize ettik. Dolayısıyla ilk etapta 400 dönümlük bir yer ayarladık Akdeniz bölgesinde. Bunu da %70'ini halka açalım. Yani ilk fikrimiz oydu. %70'ini halka açalım. İnsanlar tarımdan para kazanıldığını görsünler. Biraz profili de yükseltelim. İşte beyaz yakalılar girebilsin. Şehirde yaşayanlar buradan kendisi tarla yapacağına böyle bir projeden pay alsın. Böylece riskleri minimize etsin. İşi bilenler yapsın. Onlar hani şehirden destek olmaya devam etsinler gibi bir mantıkla yürüdük. Ve çok da teveccüh gördü bu şeyimiz. Aynen süreçli tarımsal bir finansal süreç kurguladık. Hasat sonunda temettü dağıtacağız. Herkes mutlu olacak. Yani bu şey değil, diğer borsa şirketleri gibi olmasın. Yani her yıl bu temettüyü dağıtalım hasattan sonra. Ne elde ediliyorsa karımızı dağıtmayı önerdik. Ve bu da çok teveccüh gördü tabii. Böyle %400 gibi bir şeyle gelmeleri. Taleple gelmedi. Bize gurur verdi açıkçası. Peki yani Türkiye bir tarım ülkesi ve Türkiye'de neredeyse dünyadaki tüm tarım ürünleri bir şekilde çıkıyor. Bir şekilde yetişiyor. Neden kuşkonmaz efendim? Kuşkonmazın buradaki sihri nedir? Kuşkonmazın özelliği şu. Aynı lale gibi bu Anadolu topraklarından yetişmiş bir bitki. Bizden alıp götürmüşler hep. Yani bunun silah çalışmaları yapılmış. Hollanda'da bir firma bunu yıllar önce alıp ehlileştirmiş. Şu anda dünyanın her yerine bunun tohumunu satıyor. Devasa bir şirket. Ama bu bizim aynı laleye benziyor hikayesi. Yani lale de bizim ama pazarda biz neredeyiz herkes biliyor yani dünya pazarında. Dolayısıyla bu toprakların, bu coğrafyanın bir bitkisi olduğu için biz bunun unutulmasını istemedik, kaybolmasını istemedik. Öyle bir karar verdik. Bu yaklaşık 14-15 senelik bir hikaye aslında. Evet. Hatta bunun çok eskileri de dayanıyor. Bu sarayda da tüketilen bir sebze, kuşkonmaz. Aynı zamanda Atatürk Yalova'da, Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk ekimini yaptırmış. Hatta Dolmabahçe'deki yabancı devletlerin krallarına Türk kuşkonmazı diye menüye koydurmuş. Elimizde menüleri var. Burada yetişen şeyi de şey yapmış. Ama tabii kendisinin vefatından sonra yürütmemişler o projeleri, bırakılmış. Dolayısıyla bir şey var hep. Yani bir özüne döndürme prosesi diyelim. Biz de o misyonu yüklendik. O şekilde devam ediyoruz. Süpersiniz vallahi. Peki şimdi siz 4 milyonluk bir yatırım talebi ile fonlamaya başlamıştınız. 16 milyonluk bir talep geldi. Hani %400 müthiş bir karşılık bu. Buradan şimdi gelen fonlamayla siz ne yapacaksınız? Sisteminizi nasıl büyüteceksiniz? Bunu özellikle soruyorum çünkü sizin anlatacağınız her şey bir sonraki girişim için müthiş bir bilgi kaynağı olacak. Şimdi tarımda zamanlama çok önemli. Biz şöyle bir konuşma, bir toplantı yaptık Hakan Beylerle. Dedik ki biz önce arazileri bulacağız. O arazilerde yapılması gereken ön hazırlıklar var.
Bu ön hazırlıklar nereden baksanız 2-3 ay sürüyor. Ondan sonra bir fideyi, tohumdan fideye dönüş periyodu var. Onun hemen arkasından ekim var. Fidelerin tohumla buluşma günü var. Dolayısıyla bizim safa safa paraya ihtiyacımız var. Bir kere yani bu toplam 400 dönümü biz yaklaşık 20 milyon lira diye bütçeledik. Ve bunu 4 artı 16 şeklinde düşündük. Çünkü yani hem yatırımcıların kendisini daha iyi hissetmesi, hem birdenbire çok fazla piyasaya yüklenmemek, onları zora sokmamak için böyle iki ayaklı bir kurgu yaptık. Çünkü birinci turda topladığımız parayla tarla hazırlığı yapılacak. O tarla hazırlığının hemen arkasından, çünkü kuşkonmaz çok yıllık bir bitki. Dolayısıyla tarlaya yaptığınız çalışma, bir daha şansınız yok. Yani bitkinin tekrar köklerini kaldırıp çalışma yapma şansınız yok. O süreç biraz uzun sürüyor. Yani tarlayı çok iyi şartlandırmanız gerekiyor ki o kökler oraya indiği zaman belli derinliklere uzun yıllar oradan beslenebilsin. Anlıyorum. Böyle ağaç gibi yani var. Bir şekilde. Evet evet, aynen ona benziyor. Aynen ona benziyor. Ya yani bir sebze ama bir meyve bahçesi gibi düşünmek lazım aslında. Anladım. Evet. Değişik bir şeyimiz var akışımız. O yüzden öyle ikili bir şey yaptık. İki ayaklı. Ama bunu da baştan yatırımcıya söyledik. Dedik ki biz şimdi ihtiyacımız olanı topluyoruz ama hemen arkasından 3 ay sonra bir sermaye aktarımı yapacağız. Dolayısıyla herkes biliyor, yani buradan gelip pay alan herkes bunu biliyor. Baştan söyledik. Anladım. Süper. Peki bu Hakan Bey'in de bahsettiği, sizin de işte ilk örneklerini verdiğiniz Fontar hani girişim sermayesi yatırım fonuyla çalışmanız nasıl oldu? Yani burada normal bir fonla Fontar arasındaki fark nasıl bir şey oldu? Yani şimdi Fontar şemsiye bir fon olacak. İçinde birçok tarımsal faaliyet olacak. Biz onlardan bir tanesiyiz. Hakan Anladım. Beyler diğer projeler için çalışıyorlar. Dolayısıyla evet. Fontar'dan hisse alan bir kişi birçok tarımsal faaliyetten gelir elde etme fırsatı elde edecek. Bunun içinde çok değişik üretimler olacak. Ama buradaki asıl şey, bakın Türkiye bir tarım ülkesi ama bugün mesela bu BİST'e baktığınız zaman gerçekten tarımla uğraşan bir firma yok orada. Yani ürünü alıp kavanoza koyanlar var, konserveye koyanlar var. İşte onun kimyasallarını satan firmalar var. Ama bir fiil, toprak, işçi, fide, traktör, hani o tarz bir firma yok. Dolayısıyla siz yatırım yapmak istediğiniz zaman, atıyorum herhangi bir tarımsal ürüne yatırım yapmak istediğiniz zaman yatırımcının karşısına bir şey çıkmıyor, mekanizma çıkmıyor. Yani siz mesela atıyorum bu sene mısırın çok iyi olacağına inanıyorsunuz diyelim örnek olarak. Veya et ürününün ileride çok gelir getireceğine inanıyorsunuz. Buna yatırım yapacak bir ortamınız yok, bir mekanizmanız yok. Yani bir bankaya veya aracı kuruluşa gidip bir fondan hisse alma şansınız yoktu. Biz bunu koymak istiyoruz aslında ortaya. Yani siz şehirde yaşayan bir insan olarak bir tarımsal faaliyete katılmanız çok zor. Yani zamanınız da yok, bilginiz de yok. Yeriniz, arsanız, tarlanız öyle bir şey de yoksa gerçekten çok zor. Ama böyle bir mekanizma kurulduğu anda size alternatifler getirecek. Bunlardan bir tanesi de Fontar olacak benim anladığım. Yani orada birçok ürünün işte üretildiği firmalar olacak. Bunlar gerçekten üretim yapan firmalar. Yan sanayisi. Ya evet, işte bizim üretime ihtiyacımız var. Biraz tarımda özellikle hani hep şey söylüyoruz ya, bizim köylümüz üretim yapıyor, çiftçimiz üretim yapıyor. Okey. Ama bunları hani daha ileriye götürecek daha farklı sistemler neler olabilir sorusunun hiçbir zaman karşılığını biz doğru dürüst bulamadık. Şimdi mesela siz 15 senedir mi diyorsunuz bu işin tabii, peşinden koşma tabii. zamanınızı? Tabii. Şimdi tabii. Bizim böylesi bilgi birikimlerine ihtiyacımız var. Yani gerçek anlamda öyle. Kendini geliştirebilen, yurt dışında dokunabilen, yurt dışından buraya bilgi birikimi getiren ve ürünü oraya götürebilen, onların istediği şekilde götürebilen firmalara ihtiyacımız var ve gerçekten sizi kutluyorum bunu yaptığınız için. Aynı şekilde bizim bunu belki süt ürünleri için de yapıyor olmamız lazım. Tabii. İşte bilin farklı dikey ürünler için de yapıyor olmamız lazım. İnşallah olur. Burada çok başarılı tarımsal faaliyette olan insanlar var. Süt konusunda bunlar çok ön plana çıkmıyorlar. Ama çok değişik modellerle çok başarılı işler yapan üreticilerimiz var. Bunlar bazıları çok eski beyaz yakalı insanlar bizler gibi.
ben de yaklaşık 17 sene yurt dışında çalıştım. Mali şey olarak, mali direktör olarak. Büyük petrol firmalarında görev aldım. İş geliştirme direktörlüğü yaptım. Dolayısıyla buradan modeller bakıp o modelleri halka açık hale getirmek lazım. Yani yapılacak olan çok hızlı bir şey bu. Yani bunun banka kredisiyle falan yapılma ihtimali sıfır yani bu dediğimin. Çünkü ekonominin içinde bulunduğu durum malum. Yani yarınki faiz oranıdır, şudur budur, bunları masaya koyup uzun vadeli tarımsal yatırım yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bu enstrümanı bu modellerle bir araya getirmek tarımın çok hızlı önünün açılmasını sağlayacak. Yatırım yapan da çok memnun. İşte SPK kontrolünde bir şirkete yatırım yapacak. Aynen borsadan bir şirket satın alır gibi. Model de denenmiş zaten. Belli bir bilgi birikimi var. Dolayısıyla bu şekilde yürümek lazım diye düşünüyorum ben tarımda. Ben bir de tekraren şunu söylemek istiyorum. Hani bizim evet çiftçiye ihtiyacımız var. Toprakla o kas gücüyle çalışan, uğraşan insanlara ihtiyacımız var. Ama aynı şekilde bu ürünü yurt dışına taşıyan, sizin gibi yurt dışını bilen, oradaki pazarlama faaliyetlerini, insanlarla masaya oturup ne konuşulacağını bilen kitleye ihtiyacımız var. Ve gerçekten çok ve ivedilikle buna ihtiyacımız var. Sanırım Hollanda'nın o arada yarattığı sihir bu değil mi efendim? Tabii bir o var, bir de tabii şöyle bir şey, yani yabancı dil bilmeniz, oradaki menüden ne olduğunu bilmeniz, bir de ürününüzü gerçekten iyi yetiştirmeniz, ne yapıyorsanız yani sütse etse, kuşkonmazsa fark etmez. Yani dünyadaki trendi takip edip ona göre iyi bir üretim yaptığınız zaman inanın Singapur'daki adam uçağa binip geliyor yani o domatesi görmeye. İşte budur. Yani i̇şte budur, onu söylemek istiyorum. Yani şimdi patates diye konuşuluyor mesela piyasada. Ama öyle çeşit patatesler var ki siz bunu yaptığınız zaman insanlar kuyruğa giriyor kapıda. Tarladan satın almaya geliyorlar. Dolayısıyla yani ürünün ne olduğundan ziyade nasıl üretildiği, hangi teknolojinin kullanıldığı, işte ilaçlamasının, şusunun, busunun son güncel şeye göre yapıldığı bir sistemde oturduğunuz zaman ürününüzü satmama ihtimaliniz yok. Yani biz pandemide mesela örnek vereyim. Çok uzaklardan insanlar geldi tarlalarımıza bakmaya, şey yapmaya. Çünkü üretim yapamadılar. Herkes arayış halinde pazarda. Dolayısıyla siz ona göre hazırlandıysanız, ona göre bir vaziyet aldıysanız diyelim. Onlar gelip sizi buluyorlar zaten. İyi malın alıcısı her zaman var. Öyle söyleyeyim sadece. Mühim olan işte o iyi malı üretecek kafaya, bilgi birikimine ve heyecana sahip olabilmek. Ben bunların hepsinin sizde biriktiğini görüyorum. Osman Bey, sizi çok yakından takip ediyorum. Zaten yatırımcılarınızdan da biriyim bu arada. Valla bol bol her adımınızda mutlaka bir araya gelip konuşalım efendim. Çok teşekkürler Serhan Bey. Çok sağ olun efendim katılımınız için. Saygılar sunuyorum size. Sağ olun. Evet, Sparga 1 Yönetim Kurulu Başkanı Osman Dağlı ile konuştuk efendim. Evet, yani görüyorsunuz ülkede işinizi iyi yaparsanız nereye gittiğinizi, nasıl gittiğinizi, geri dönülmez biçimde yükselmeye başladığınızı hep görüyoruz. Bu arada Osman Bey'in de hani bizim programı dinlerken Hakan Bey'i öğrenmesi ve oraya gitmesi bana acayip gurur verdi, ne yalan söyleyeyim.